Dünyanın birçok ülkesine ihracat yapan 60 bin Türk firmasından 54 bininin marka tescili yok. Markasını tescil ettirmeyen Türk firmaları onlarca tehditle de karşı karşıya. Halbuki yapılacak küçük yatırımlarla Türk ticareti daha iyi noktalara gelebilir. İhracat yapacağınız markanızı ya da markalarınızı tescil etme zorunluluğunuz var. Bu bir seçim değil, bu bir zorunluluk aslında. Türklerin vazgeçilmez lezzetlerinden olan baklava, döner ve lokum gibi değerlerimizi Yunanlılar sahiplenmeye çalışıyor. Bunun gibi daha pek çok marka ve değer de aynı tehdit altında. Türkiye büyük bir pazar. Yani dünyanın en son 18. büyük ekonomisi. Yabancılar Türkiye'de marka tescilini yaptırıyorlar, yaptırmak durumundalar. Türk firmaları farkında değil. Bu durum hukuki açıdan pek çok sıkıntıyı da beraberinde getiriyor. Markanızı hangi ülke ya da ülkelerde tescil ettirdiyseniz sadece o ülkelerde korunur. Onun dışındaki ülkelerde bir koruma elde edemezsiniz. Hatta aynı markayı bir başkası başka bir ülke veya ülkelerde tescil ettirir ve sizin o ülkeye girişinizi engeller. Yani sizin markanızı alır, kendi adına tescil ettirir ve o ülkeye girişinizi engeller sizin. Böyle büyük bir tehlike bu. Bir kısım Türk firmalarının başına da gelmiş durumda şu an. Gelişen ekonomiye karşın yaşanan bu sorunu dikkate almak gerekiyor ve çözümü ise oldukça basit. Türkiye'nin de taraf olduğu bir Madrid protokolü var. Bu protokolden yararlanarak 100 civarında ülkeye tek bir müracaatla bu 100 ülkede markanızı tescil yaptırmanız mümkün. Madrid protokolüne taraf olmayan bir takım ülkeler var. Buralarda çareniz yok, gidip bireysel müracaatlar yapmanız gerekiyor. Daha fazla haber ve izlediğiniz haberlerden ayrıntılar için TRT Hazırlıkları yaklaşık 3 yıldır süren telif yasasındaki büyük değişiklikte sona yaklaşıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kurduğu ekip bütün ilgili sektörlerle görüştü ve taslak bir metin hazırladı. Peki bu büyük değişiklik neler içeriyor? Tayfun Öçal İstanbul'da konuyla şimdi bu konunun ayrıntılarını ele alacak. Burcu Duru, aslında adı değişiklik sizin de söylediğiniz gibi ama şöyle söyleyelim. Kültür ve Turizm Bakanlığı 5846 sayılı 1952 yılında çıkmış olan yasanın neredeyse yarısını baştan yapacak, baştan düzenleyecek. Ve bu kapsamda uzun süredir çeşitli sektörlerin temsilcilerini de bir araya getiren toplantılar yapıyorlardı. O toplantılarda amaç Kültür Bakanı bizzat açıkladı. Telif kavgasını bitirmek bu değişiklikle birlikte. Şu anda bu değişiklik için hazırlanan taslak metin Avrupa Birliği yolunda. Ondan sonra da tahminen Eylül-Ekim gibi yasalaşması bekleniyor. İşte o ekipte, taslak metni hazırlayan ekipte yer alan isimlerden biri olan Avukat Cahit Suluk bugünkü konuğumuz. Hoş geldiniz. Bilgi Üniversitesi öğretim üyesisiniz aynı zamanda. Bu ekipte yer aldınız. Çalışmalarda ne zaman başladı ve siz hangi kısımlarında yer aldınız? Bu çalışmalar yaklaşık 3 yıldır sürüyor. Bu kanun taslağın oluşturulmasından bugüne kadar ki pek çok toplantıda bir kısım sektörleri temsilen bulundum. Halen de üzerinde çalışıyoruz. Peki ne getirecek bu değişiklik? Çünkü bütün yasa maddesinin yarısı yeniden yapılacak. Evet. Şimdi Türkiye'de tabii bu telif sorunu tam bir çıkmaz sorun yumağı haline gelmiş idi. Bu yasayla bu telif sorununa deyim yerindeyse bir neşter vurulması amaçlanıyor. Bunun için de özellikle umuma açık mahallerden, radyo televizyon gibi kullanıcılardan, otel, restoran, mağazalar, eğlence merkezleri, aklınıza gelebilen bütün umma açık mahallerden telif toplanabilmesi için, toplu hak takibi yapılabilmesi için pek çok telif birliği, meslek birliği kurulmuş idi. Bugüne kadar 25'in üzerinde meslek birliği var. Bunlar halen faaliyetlerini sürdürüyorlar. Fakat kavga öyle bir noktaya geldi ki kullanıcı tek muhatap benim karşıma gelsin dedi. Meslek birlikleri ise haklarımızı alamıyoruz diye kavga çıkardı ve bu iş artık çıkmaza sürüklenmiş idi. İşte bu taslakla bakanlık meslek birliklerini telif birliği haline getiriyor. Bu telif birlikleri de her bir sektörde ortak lisanslama birliği adı altında yeni bir birlik kuracak ve bu telifleri de sadece ve sadece o ortak lisanslama
birliği yapabilecek. Peki şimdi biraz daha basitleştirelim diyorum ben izleyenler için. Mesela X bir sanatçının, ünlü bir sanatçının bir kafeteryada oturuyoruz, şarkıları çalıyor fonda orada. Bugüne kadar o sanatçıya o kafeteryadan gelen paradan telif hakkı mı ödeniyordu ya da ödenemiyor muydu da bu yasayla ne gelmiş olacak? Evet. Doğrusunu isterseniz teorik olarak buralardan bu paraların toplanıp sözünü ettiğiniz sanatçıya, yazara, çizere vesaireye bu paraların ödenmesi gerekiyor idi. Teorik olarak bu böyleydi. Fakat Almanya ile bir karşılaştırma yapacak olursak Almanya'da GEMA, Müzik Meslek Birliği sadece müzik sektörü bakımından yıllık 850 milyon avroyu aşkın bir telif topluyor. Türkiye'de ise bütün müzik meslek birliklerinin topladığı para yıllık 30 milyon avro. %10'dan bile az yani. %10'dan bile çok az. Türkiye'de bu rakamın 3-400 milyon dolar yani 300 milyon avro gibi toplanması tahmin ediliyor. Şimdi bu taslakla birlikte telif toplaması daha kolaylaşacak çünkü sistem düzeltiliyor. Önceden az önce bahsettiğim bu inanılmaz derecedeki kavga işi kaosa sürükledi ve hiçbir şekilde telif toplamak mümkün olmayan bir hale geldi. Toplanan bu paralar da zaten büyük ölçüde büyük radyo televizyon kuruluşları ile bir kısım otellerden alınıyor ve bazı büyük umma açık mahallelerden alınabiliyor. Yani daha o kadar çok gidilecek yol var ki. Küçük işletmeler mesela. Şimdi tekrar oraya dönelim. İddialı bir cümle var bu taslakta. Telif ihlali yapanların banka hesapları dondurulacak diyor. Örneğin yine aynı restorana gidelim. Çaldığı müziklerin teliflerini ilgili kuruluşlara ödemeyen o işletmenin sahibinin banka hesaplarına el mi konulacak? Doğrusu taslak bunu böyle düzenliyor ve bu da Avrupa Birliği'ndeki yönergeler var, oradan geliyor. Olması bu doğru bir şey mi? Ben buna katılmıyorum doğrusunu isterseniz. Çünkü bu kantarın topuzunu kaçıran bir düzenleme. Yani buradan tepki çekebilir bu düzenleme. Burada daha önemli bir şey var aslında. O da şu, umuma açık mahalleler, müzik kullanan umuma açık mahalleler sertifikalandırılacak. Ne demek bu? Siz umuma açık bir mahalde, bunlar neydi? Otel, restoran, eğlence merkezleri, aklınıza gelebilen bütün umuma açık mahalleler, her yerde zaten müzik kullanılıyor. Bunların tamamı bakanlıkça sertifikalandırılacak. Bu sertifika verilirken de lisanslama yapılacak. Yani burada asıl lisans işi kolaylaştıracak olan bu lisanslama ve sertifika olayıdır. Yani bunun içine hepsi giriyor değil mi? Az önce bizim yayınımız açılırken gündem jenerinin altında çalan o müzikten, jingle'dan, asansörde inerken duyduğumuza kadar. Hepsi mi? Takip edilebilecek mi hepsi? Teorik olarak bu soruların cevabının hepsine evet diyorum ben. Ama pratikte bu ne kadar lisanslanabilecek, ne kadar toplanabilecek bu bir soru işareti. Ama dediğim gibi sistemi burada kolaylaştıran en önemli unsurlardan bir tanesi sertifikalandırma. Yani Türkiye'de binlerce belki yüz binlerce umma açık mahal var. Bunların hepsi teorik olarak sertifikalandırılması gerekiyor. Yani izin alması gerekiyor bakanlıktan. Bir belge alacak. Aksi halde bir takım yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. Şimdi kolayımıza geldi. Hep müzikten konuşuyoruz ama şimdi sinema eserleri var. Bunun içine giren kitaplar olacak bildiğim kadarıyla. Ve dört ana kola ayrıldı değil mi telif? Telif hakları dört ana kola ayrılır, doğru. İlim edebiyat eserleri, yani kitap diyelim biz buna, musiki eserleri, güzel sanat eserleri ve sinema eserleri. Toplama deyince dünyada da böyledir bu. Önce müzik sektörü akla gelir. Ve işte GEMA 860 milyon avro sadece müzik eserleri için, 1.2 milyar avronun 860 milyon avrosu sadece müzik sektörü için toplar. Kalanı diğer bütün meslek birliklerine toplar. Türkiye'de zaten bu 30 milyon avro az önce bahsettiğim 30 milyon yaklaşık 30 milyon avroyu sadece müzik sektörü oradaki meslek birlikleri topluyor. Bunun dışında kitapçılar, sinema eseri sahipleri, güzel sanat eseri sahipleri. Bunlar zaten telif toplamakta pay takip hakkı vardır güzel sanat eserlerinin. Bunlar zaten telif toplamakta başarısız oldular şu anda. Bir sistem kuramadılar. Şimdi şu kullanıcılar kısmına gelelim. Bizi izleyen herkesin belki de %90'ının yaptığı bir şey bilgisayarlardan dinlenen müzikler, izlenen filmler, daha doğrusu indirilen, ücret karşılığı olmadan bilgisayara indirilen, download edilen diyelim eserler.
Bunlarla ilgili çok önemli bir şey getiriyor yeni yasa. Bugüne kadar hep konuşulan ama uygulanmayan, bu sefer uygulanacak galiba. Ne olacak? Evet. Doğrusu kırılma noktalarından birisi de bu görülüyor ve birey olarak, 75 milyonun bir bireyi olarak hepimizi etkileyecek gibi duruyor doğrusunu isterseniz bu düzenleme. O da şu, siz herhangi bir eseri, bu müzikte olabilir, sinemada olabilir, internet ortamında, ağlarda kullanmaya kalkıştığınızda sizin IP numaranızı TİB'e sormak suretiyle tespit edecekler. Meslek birlikleri bu tespitleri yapacak. Ondan sonra bu bakanlığa bildirilecek. Bakanlık sizin e-postanıza bir uyarı mesajı atacak. 6 ay içerisinde bunu bir daha yaparsanız ikinci bir uyarı mesajı, ondan sonra sizi savcılığa verecek. Yani işte Tarkan'ın yeni bir albümü çıkmış, hemen indireyim bugün dinleyeyim, yok artık öyle. Öyle görülüyor. Şu anda da zaten teorik olarak bu yasak ama hiç uygulanamıyor. Uygulanamıyor idi ama yeni yasayla bu uygulanabilir hale getirilecek. Ancak prosedür o kadar uzun ki, az önce de ifade ettiğim gibi, önce TİB'e soruluyor, TİB bunu bakanlığa bildiriyor, bakanlık size e-postayla bunu uyaracak, 6 ay içerisinde ikinci bir uyarıyı daha yapacak, ondan sonra sizi savcılığa verecek, savcılık da size idari para cezası kesecek. Bu çağda hiç normal gelmiyor bana. Uygulanması mı zor geliyor yoksa? Uygulanabilir gelmiyor tabii. Uygulanması gerekir ama bu şekilde değil. Mesela Almanya'daki uygulamaya baktığımızda hiç böyle uyarı vesaire yok. Çünkü bir müziğin ya da sinema eserinin internette izinsiz kullanımının hak ihlali olduğunu herkes biliyor zaten. Bunun için tekrar insanları uyarmanın vesaire, bunu ben gereksiz görüyorum. Ne yapılması lazım? Burada doğrudan TİB'e soru sorularak ilgili kişinin IP numarasını tespiti, ondan sonra da doğrudan savcılığa verilmesi gerekir ki sonuca gidilebilsin. Öbür türlü Türkiye'de bir kısım kullanıcılar şu anda tepki gösteriyor olabilirler benim bu söylediklerime, ama Türkiye'de bir kültür endüstrisi olacaksa ve sürdürülebilir bir kültür endüstrisi olacaksa başka çaremiz yok. Bu bilince ulaşmamız gerekiyor toplum olarak ve gerçekten de telif haklarına ve fikri mülkiyet haklarına saygılı olmak durumundayız. Toplumun kültürel düzeyini belirleyen unsurlardan birisi budur. Saygılı olmak ve bedelini ödemek. Şimdi Cahit Bey, Avrupa Birliği'ne gönderildi. Gönderilmek üzere bu taslak metin ve oraya uyum sağlamak. Amaç zaten uluslararası arenaya uyum sağlamak bu yasayla. Peki Avrupa'nın birçok ülkesinde korsan partileri biliyorsunuz kuruldu siyasi parti olarak ve çok oy aldılar. Bir yandan da böyle şeyler oluyor Avrupa Birliği'nde. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? Doğrusu Türkiye'de de var bu. Yani fikri mülkiyet karşıtı bir takım korsan parti ayrı bir şey ama sizin bana sormak istediğiniz anladığım kadarıyla... Daha özgürlükçü bakanlar da evet, var. Evet. Şimdi siz devlet olarak veya toplum olarak bireylere bir takım haklar verirken toplumdan bir şeyler de alırsınız aslında. Yani bu bir dengedir. Yani hiçbir şey yani vermeden şey almadan vermek Allah'a mahsustur denir. Burada da aynı kural geçerli. Siz bir telif hakkını birilerine veya bir fikri mülkiyet hakkını birine bir tekel veriyorsanız toplumdan bir şeyler de alıyorsunuzdur. Önemli olan bunun felsefesini yakalayıp o şekilde toplumla bu hak sahiplerinin bireysel çıkar arasındaki dengeyi korumak ve kurmaktır. Bir sistem olarak bunu kurmak gerekir. Bunu kurmadığınız sürece sonuca gidemezsiniz ve yani neyi amaçladığınız ortaya çıkmayacaktır. Şimdi fikri mülkiyet hakları neden korunur? Özgün müzik yapılsın, özgün sinema yapıtları meydana getirilsin, sanayi haklarda özgün buluş yapılsın, ilaç bulunsun ki toplumun bireyleri tedavi olabilsin diye. Ama işte bu dengenin korunabilmesi için de sizin öyle düzenlemeler yapmanız gerekiyor ki toplumu rahatsız etmeyecek ama hak sahiplerinin de haklarını koruyacak ve onların haklarını teslim edecek bir dengeyi korumanız gerekiyor. Az önce bana sorduğunuz soruda kantarın topuzunun kaçırıldığını söylemiştim ben. Siz tutuyorsunuz, ben telifi koruyacağım deyip kafa göz yarmaya kalkışırsanız bu sorun olarak karşımıza çıkacaktır. Nedir o? Siz gidip de hem de ihtiyati tedbir olarak, yani bir kesinleşmiş hüküm olarak da değil, telif ihlali yapan kişinin banka hesaplarına bloke edilecek. Ondan sonra taşınmaz yapılarına şerh düşülecek. Yani Antalya'da 5 yıldızlı bir otel müzik kullanıyor diye ondan sonra siz tutacaksınız, banka hesabına bloke edeceksiniz. Sahibini mağdur etmiş olacaksınız. Şimdi tabii bu şeyden geliyor.